Merhaba arkadaşlar, en başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz kitabı meşhurların bilinmeyen yönlerini anlatan bir kitap. Gerçekten burada onlarca başarılı olmuş meşhurun bilinmeyen yönlerini anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Biz de bu kitapta Thomas Edison'la ilgili öğrendiğimiz bazı bilgilere değinerek Thomas Edison yöntemiyle borsada zengin olmak ya da hayatta herhangi bir alanda başarılı olabilmeyi anlatacağız. Şimdi önce Thomas Edison kimdir? Neler başarmıştır? Ona biraz değinelim. Biliyorsunuz ampulü bulan, icat eden kişi Thomas Edison'dur. Thomas Edison'un geçmişine baktığımız zaman hani biz de sürekli övünür ya insanlar. 3 üniversite bitirdim, 5 dil biliyorum filan. O 3 üniversite bitirmemiş, 5 dil de bilmiyor. Aslında hiç okula gitmemiş sayılır. Çünkü ilkokulda okuma yazma öğrenmede güçlük çektiği için okul onu eve göndermiş. Yani tasdikname ile okuldan kovulmuş. Annesine tasdikname gönderilirken şöyle demiş: oğlunuz okula uyum sağlayamamaktadır. O yüzden okuldan kaydını sildik demiş. Şimdi bu yazıyı annesi saklamış. Oğluna demiş ki sen çok özel bir çocuksun. Seni ben yetiştireceğim. Okul seni yetiştiremiyormuş. Senin zekana ayak uyduramıyormuş demiş. Ama mektubu saklamış. Bu mektubu yıllar sonra annesi öldükten sonra sandıktan Thomas Edison çıkarıp okuyor ve bu gerçeğin farkına varıyor. Şimdi günümüzdeki bazı anneleri düşünün. Böyle bir durum olsa çocuğa nasıl bakardı, nasıl yardımcı olurdu? Şimdi okuma yazmayı bile öğrenemeyen, okuldan atılan bir çocuk nasıl oluyor da 1560-1600 patent almış? Yani 1600'e yaklaşık 1600 tane icat yapmış. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Başarılı olmak için çok zeki olmaya gerek yok. Yani bugün Cambridge, yani ben Türkiye'deki üniversitelerde Boğaziçi, ODTÜ'den bahsetmiyorum. Dünyadaki lider üniversitelerden bahsediyorum. Cambridge, Oxford ya da Harvard, bilmem neler neler. Üniversiteleri bitiren, çok zeki, dahi, IQ'su 210 olan öğrencilerin kaç tanesi 1600 tane icat yapmış? Kaç tanesi yapabiliyor? 3 dil bilen, 5 dil bilen kaç öğrenci bunu yapabiliyor? Hani ben okumayın demiyorum. Okula gitmeyin demiyorum. Çok geri zekalı da olsanız başarılı olursunuz demiyorum. Ama önümüzde bir gerçek var. Thomas Edison okuma yazmayı öğrenemediği için okuldan atılmış. Ama bugün 1600 tane patenti var. İcadı var. Dünyanın tarihini değiştirmiş. Dünyayı aydınlatmış. Lambayı, ampulü bulan odur. Ampulü keşfeden odur. Benim düşüncem, başarılı olmak istiyorsanız çok zeki olmaya gerek yok. Başka örnekler de var. Onlara da değineceğim. Türkiye'de de mesela Ahmet Nazif Zorlu ilkokulu terk, yani ilkokuldan sonra okumamış, ilkokul mezunu. Ama bugün Zorlu Holding olarak 10-15 tane firması var. 30 bin kişiye iş veriyor. Şimdi Ahmet Nazif Zorlu ilkokul mezunudur diye bu gerçeği görmezlikten mi geleceğiz arkadaşlar? O insanı takdir etmek lazım. Yani şunu demek istiyorum. Okul başarılı için gerekli olan tek şart değildir. Edison peki bu başarıyı nasıl yakalamış? Annesi, ablası, birisi ona Mucitlerin kitabını getirmiş. Onu okumasını sağlamışlar. O da icatlar yapacağım diye bir takım girişimlerde bulunmuş. Ve dediğimiz kadar icat yapmış. Bunları ha diye hemen mi yapmış? Onlarca, biliyorsunuz, ampulü buluncaya kadar 10 binden fazla deney yapmış. Asla hedefinden vazgeçmemiş. Asla pes etmemiş. Keçi inadı onun inadının yanında az kalmış arkadaşlar. Yani bir kere tren vagonunda deney yaparken vagonu yakacakmış.
birkaç kere zaten onun şeyini yapmışlar. Ne diyorlar? Laboratuvarını yapmışlar. Kasıtlı olarak. Lambayı icat etmesin diye. Gaz satan firmalar yakmış ki. Çünkü elektrik bulunursa gaz satılmayacak. O yüzden kasıtlı şeyini yapmışlar. Her şeyini yapmışlar. Laboratuvarını yapmışlar. Yani ha deyince o başları merdivenlerini tırmanmamış. Bugün bildiğim kadarıyla General Electric onun yani onun torunlarının dünyanın en zengin firmalarından biridir. Onun için arkadaşlar yani bir hedef peşinde yenilsek de kaybetsek de ısrarla devam edersek koşturursak başarılı oluruz. Edison'un bu başarıya götüren en önemli yöntem metot şudur arkadaşlar. Bunu her alana uygulayabilirsiniz. Her alanda %100 sonuç alırsınız. Her alanda. Nedir arkadaşlar? Thomas Edison bir konuda yani bir hedef belirliyor. Bir şey icat edecek, bir şey yapacak. Önce o konuda Amerika'daki yani bulunduğu şehirdeki bütün kütüphaneleri dolaşarak o konudaki bütün kitapları topluyor. Onları okuyor. Onlardan notlar çıkarıyor. Kitapçıları dolaşarak oradaki kitapları topluyor. Onları okuyor. Onlardan notlar çıkarıyor. O yazarların, o bilim adamların, o araştırmacıların eksik bıraktığı yerleri tamamlayarak hedefine ulaşıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bu metot ben hayatımda uyguladım değişik alanlarda. Mesela çocuk yetiştirmede uyguladım. Çocuk yetiştirmeyle ilgili yüzlerce kitap okudum. Kendimi o konuda yeterli görmediğim için yüzlerce kitap okudum. Benim çok şükür bugün 3 tane çocuğum üniversiteye gidiyor. Hem de iyi üniversitelere gidiyorlar. Şimdi borsaya da bunu uyguluyorum. Uyguladım. Bugüne kadar o yüzden bütün yöntemleri, teknikleri denedim. Onun üzerine kendi stratejimi koyacağım için başarılı olacağıma inanıyorum. Yani bunu ticarette de uygulayabilirsiniz. Çocuk yetiştirmeye de uygulayabilirsiniz. Çiftçilik yapmaya da uygulayabilirsiniz. Yani hayvancılıkla ilgili bugün YouTube'da yüzlerce binlerce video var. Hepsini izlerseniz hayvancılık başarınız daha da artar. Her alanda bu böyledir. Önemli olan o konudaki bütün bilgileri toplayıp onun üzerinde kendinden bir şeyler ekleyebilmek. İşte Thomas Edison'u başarılı yapan budur. Thomas Edison diploması olmadığı için diploma takıntılı olmamış. Biz de diplomayı takmamamız lazım. Yani diplomamız yok. Ben ilkokul mezunuyum, ben ortaokul, lise, üniversite mezunuyum, ben borsada ne anlarım demeyeceğiz. Şimdi diploma ne demek? Formal eğitim demek. Formal eğitim müfredatı, planı belli olan, belli bir yerde yapılan, profesyonellerce verilen eğitime de denir. Yani okulda, kurslarda, dershanelerde verilen eğitime formal eğitim denir. Bunun sonunda bir diploma alırlar, senin bu konuda yeterli olduğuna karar verirler. İnformal eğitim nedir? İnformal eğitim okul sınırları dışında bireyin kendi kendine yaptığı öğrenmelerdir. Çevresinden öğrenir, kitaplardan öğrenir, bir ustanın yanında çırak olarak çalışır öğrenir. Buna informal eğitim denir. İnformal eğitimin planı müfredatı olmadığı için sınırları da belli değildir, sonuçları da belli değildir. Onun için arkadaşlar eğitimi, diplomayı başarı için tek şart olarak görmeyelim. Edison'un gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi şeyi yok. Diploması yok. Çünkü okuma yazmayı öğrenememiş. Bırak okula gitmeyi. Ama 1500 tane, 1600 tane icat gerçekleştirmiş. Biliyorsunuz Alibaba, AliExpress son zamanlarda en popüler olan, en tanınan, dünya çapında en hızlı büyüyen alışveriş sitesidir. Çinli firma. Onun sahibi Harvard'da başvuruyor, kabul edilmiyor. Polisliğe başvuruyor, kabul edilmiyor. Yani adam hiçbir okula kabul edilmemiş ama bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olmuş. Diploması yok yani, üniversite diploması yok. Yani arkadaşlar diplomaya takılıp kalmayalım. Ya da bir iş yaparken illa o konuda 3 dil bileceksin,
5 üniversite bitireceksin diye bir şey yok. Ama ben bunu kötülemiyorum. Okul okumayın demiyorum. Kesinlikle okul şart. Okumak istiyorsanız okuyun. Ama bu şansı yakalayamayanlar için okumadan da istediğiniz alanda başarılı olabilirsiniz. Mesela YouTube'da bu konuyla ilgili yüzlerce video örneği var. Adam bilgisayar bölümünden mezun olmuş. Gelmiş hayvancılık yapıyor. Mesela Feyzal diye bir tarım kanalına çıkan bir arkadaş var Bursa'da. Müthiş bir hayvancılık yapıyor. Ama adam başka alanlarda, yani veterinerlikten, ziraattan mezun değil. Bambaşka bir alandan gelmiş ama kendini yetiştirmiş. Başarılı olmuş. Ahmet Nazif Zorlu, yani bir girişimci, bir mühendis, bir beyaz eşya uzmanı, bilgisayar yazılım uzmanı değil ki. Ahmet Nazif Zorlu bugün 30 bin kişiye iş veriyor ama ilkokul mezunu. Ama yani beyaz eşyadaki her şeyi o yapıyor Türkiye'de. Ya da telefon yapıyor. O mu yapıyor? Kafayı çalıştırıyor. Bir alanda kendini geliştirmiş. Nedir o alan? Girişimcilik, dürüstlük, cesaret gibi belli alanlarda kendini geliştirmiş ve başarılı olmuş. Demek ki arkadaşlar, Thomas Edison'dan örnek alacağımız 3 yönü var. 1- Başarılı olmak için çok zeki olmak şart değil. 2- Diploma şart değil. 3- Bir alandaki bütün bilgileri toplayarak ancak o alanda başarılı olabiliriz. İşte biz de bunu borsaya uygulayacağız arkadaşlar. Zaten daha birinci videomuzda değindiğimiz gibi uygulamalı olarak borsa tekniklerini kendi hesabımız üzerinde göstereceğimiz için bunları uyguluyor muyuz, uygulamıyor muyuz göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Thomas Edison'un hayatını da öğrenin. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitapta meşhurların bilinmeyen yönleriyle ilgili bir sürü video var. Müthiş zeki olan, hafızası çok güçlü olan insanlardan da bahsediliyor. Bu insanların bugün esamesi okunmazken, ismini bile bilmiyoruz. Bu kitapta onlardan da bahsediliyor. Gerçekten yani okuyunca şok oluyor insan. Bu kadar zekiler, başarıları nerede? Onun için arkadaşlar, başarı için Thomas Edison'u kendime örnek alıyorum. Çünkü ben de pek zeki bir insan değilim ama başarılı olacağıma inanıyorum. Siz de diplomaya takıntı etmek istemiyorsanız, bir alanda bilginiz bile yoksa, o konuda başarılı olmak istiyorsanız o konudaki bütün bilgileri toplayın. Başarı sizi bulacaktır. Siz başarıyı yakalayacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun.